Evet, sonunda mektubu okuyoruz. Bu mektubu önceden de okuduğumda bayağı sinirlendim ve sana bu söyleyeceğim bir sürü laf var. Sonda dediğin söze rağmen. Sonda söyledim. O zaman mektuba başlıyoruz arkadaşlar. Tamam, başlıyoruz. Yusuf Bey, madem bana meydan okuyorsun, şu acıyı pul biberliğe de görelim. Çok iyi. Çok iyi demiş sonuna. Büyük ihtimal çok iyi diyor ki. Çok iyi. Ama çok güzel bir şey değil mi ya? Acıdıktan sonra şöyle. Çok iyi. Bir daha yapayım. Çok iyi. Sabri abimiz, bu arada bu videoyu izlersen kötü yorumlar yapma. Bu video güzel bir videodur. Sana laf da söylemeyeceğim. Bu video komik olacaktır. Lütfen sen de yorumlara laf söyleme. Yorumlara kötü bir şey söyleme. Ben de sana laf yapmayacağım. Bu mektubu gerçekten senin yazdığına zaten kimse inanmayacak. Görüşürüz. O zaman az önceki kısmı geçelim. Okuyoruz. Yusuf Bey, madem bana meydan okuyorsun, şu acıyı pul biberliğe de görelim. Çok iyi. Ya, tam bir kıvamını oluşturamıyorum. Çok iyi. Çok iyi. Oha, mükemmel oldu. Tam şöyle oldu. Bir de şöyle. Çok iyi. Bak bak bak. Bak şimdi. Jack. Jack. Bak Jack. Çok iyi. Üçgen. O zaman hangi acıymış bakalım bu? Neden perçeteye sarmışsın Sabri'cim? Direkt kağıda koysam ben yine yerdim. Bu zehir ya. Pul biber yemeyeceğim bunu. Altta demiş ki buraya cevap yazabilirsiniz. Uyarı, laf sokmayın diyor. Bir dakika geliyorum. Hatta sizlerle beraber. Şöyle şuradan. Pul biberi götürelim, zaten kaşığa ihtiyaç olmayacak. Direkt banacağız. Acıyı direkt üstüne gömçüreceğiz. Banacağız. Gomçürücü. Şöyle hemen. Edit mi? Montaj mı? Artık neydi onun adı? Ama yapacağız bir şey. Şu şey yok mu ya? Bize bardak koyarız. Şöyle hep büyük bardak alalım. Acıyı buna gömçüreceğiz. Pişman oldum. Yedim, pişman oldum. Vallahi yedim, pişman oldum. Niye yedim ben onu ya?
ağacının karşısında laf sokamam. Bu ağacının karşısında laf sokamam. Acı şampiyonunu kimmiş anladım. Gerçekten sabrını kuşkuran arkadaşlar. Sabrını kuşkuran.